Merhabalar herkese, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel ve yapımı gayet kolay Tunus işi bir örgü modelinin yapım aşamalarını paylaşmaya çalışacağım. Umarım beğenir, sizler de benimle birlikte denersiniz. Güzel bir lila tonu kullanacağım. 2,5 numara Tunus şişi kullanacağım arkadaşlar. Şöyle ipimin markasını da bu şekilde göstereyim. Ve küçücük de bir ricam olacak sizden ve daha sonrasında hemen yapım aşamalarına geçeceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı izleyip beğenerek ve yorum yaparak destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum ve hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Modelimizin anlatımına önce zincir çekerek başlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir tur doladım. Zinciri siz yapacağınız yere göre sayısını ayarlayın. Yalnız zinciriniz 5 ve katları şeklinde olsun. Artı 4 tane de fazladan ilmek çekmeyi unutmayın arkadaşlar. Modelimizin denk gelebilmesi için 5 ve katları artı 4 ilmek olacak. Ben anlatıma yeterli miktarda birkaç zincir daha çekeyim ve hemen yapım aşamasına geçeyim. Evet, zincirimi tamamladım arkadaşlar. Bu kadar benim için yeterli. Bir 4 tane model üzerinden anlatım yapacağım. Şimdi azıcık ipimi uzatıyorum. Çok fazla da abartmadan uzatın. Ve şu ilmek değil, baştaki değil arkadaşlar. Hemen bir sonraki ilmeğimden şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Onu da uzatıyorum. Yandaki ilmeğe geçiyorum. Alıyorum. Uzatıyorum. Yandakine geçip alıp uzatıyorum. İlmek uzunluklarınızın eşit olmasına dikkat ederseniz daha iyi olur. Daha muntazam, daha güzel bir örgü ortaya çıkarmış olursunuz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi zincir boyunca toplayacağız. Dediğim gibi elimizden geldiğince de eşitliklerine dikkat edelim. Bakın bu şekilde. Bunu zincir boyunca devam edeyim ben. Dönüşü tekrar birlikte yapalım. Toplamda tığımın üzerinde 24 tane ilmek var. 5 ve katları şeklinde 20 ilmek ve ikişer tane de baş ve son için artı 4 ilmek, 24 ilmeğim var arkadaşlar. Şimdi ipimi şöyle tığımın üzerine alıyorum. Baştaki 2 ilmeğimi çıkarıyorum önce. Bu 2 ilmeği çıkardıktan sonra bir düğümle şurayı sabitleyelim. Devamında da 1 2 ve 3 tane daha zincir çekiyorum. Sonrasında burada 5 tane ilmeği alacağım arkadaşlar. 2, 4 ve 5 ilmeği alacağım. Hepsini birden şöyle çekip çıkarıyorum. 5 tane ilmeğimiz var burada. Yine burayı bir düğümle sabitliyorum. Devamında da 1 2 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Sonrasında yine buradan 5 tane ilmek alacağız toplu şekilde. 5 ilmeği birden çekip çıkarıyorum. Yine burada 5 ilmeğimiz var. Bir düğümle burayı sabitliyorum. Bir düğümle sabitledim. Devamında 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Şimdi yine 5 tane ilmek toplayacağız. Şu 5'ini alacağız arkadaşlar. Hepsini birden çekip çıkarıyorum. Ve bir düğümle burayı sabitliyorum. Burayı güzelce sıkıştırın. Devamında da 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir. Şimdi buradan 5 ilmek alacağım. 5 ilmeğimi birden çıkarıyorum. Yine bir düğümle burayı sabitliyorum. Son bölümde de yine 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Burada başta ve sonda 3 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Başlarken ve biterken. Şimdi önce 1 ilmeğimi çıkarıyorum. Daha sonra da tığımın üzerine ipimi alarak 2 ilmeği birden çıkarıyorum ve sırayı sonlandırıyorum. Aralarda 5'er zincir, baş ve sonda 3'er tane zincir. Şimdi tekrar tığımın üzerindeki ipimi azıcık uzatıyorum. Şu ilmek değil, hemen ikinci ilmeği alıyorum bakın.
Bunu da uzatıyorum. Ve bu zincirimdeki hemen buradaki ilmeği alıyorum arkadaşlar. Şu dibinden değil. Hemen bir sonrakinden. 3 tane ilmeğim oldu. Yandaki ilmeği de alıyorum. 4 tane ilmeğim oldu tığımın üzerinde. Şimdi burayı 5'e tamamlamak için model tepesindeki ilmeğimi de alıyorum. 5 tane ilmek oldu. Buradan hemen beşli zincirimin ilkiyle başlıyorum. 1 2 3 4 Sondakine dokunmuyorum. Tepeden alıyorum. 5'e tamamlıyorum. Yandakine geçiyorum. 1 2 3 ve 4 Model tepesindeki ile birlikte 5'e tamamlıyorum. Sıradaki zincirime geçiyorum. 1 2 3 ve 4 Model tepesi ile 5'e tamamlıyorum. Şimdi son bölüme geçtik. Yine bakın her seferinde şu en dipteki değil arkadaşlar. Bu beşli zincirimizde de bu baş ve sondaki de bir sonraki ilmeğin içerisinden alıyoruz. 1 ve 2. Şimdi şu baştakini de alıyorum. Bakın bu ilmeği de alıyorum. 3 oldu ve sondaki ilmeğimi alıyorum. Burayı da 4'e tamamlıyorum. Baş ve sonu 4'e tamamlıyoruz. Şimdi tekrardan önce 2 tanesini çıkarıyorum. Bir düğümle sabitliyorum. Devamında da 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi ne yapıyorduk? 5 tane ilmeğimizi alacağız arkadaşlar. Şu 5 ilmeği çıkaracağız. Hepsini birden çekiyorum, çıkarıyorum. Bir düğümle sabitliyorum. Ve 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Geriye kalan 5 ilmeği, sıradaki 5 ilmeği. Hepsini birden tek seferde çıkarıyorum. Bir düğümle sabitledikten sonra 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir çekiyorum. Geriye kalan 5 ilmeğimi alıyorum. Sıradaki 5 ilmeği. 2, 4 ve 5. Yine bir düğümle burayı sabitliyorum. Devamında da 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Şimdi son 5 ilmeğimi alacağım. Hepsini birden çıkarıyorum. Bir düğümle sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Baş ve sonda 3 zincir. Şimdi sıradaki ilmeğimi alıyorum. Daha sonra da ipimi tığımın üzerine alarak kalan 2 ilmeği çıkarıyorum. Bakın bu şekilde olacak modelimiz. Bir sıra daha birlikte yapalım arkadaşlar. Ben bunu büyüteceğim daha sonrasında. Başlangıç için ilmeğimi uzattım azıcık ve ilk baştakine değil ikinci ilmeği alıyorum, uzatıyorum. En dipteki ilmeği şunu atlıyorum. İkinci ilmekten başlıyorum. 3 oldu. Sıradakine geçiyorum. Başlangıç için 4 ilmeğimizi tamamladık. Tepedeki ile birlikte 5. Diğer zincirli bölümüme geçiyorum. Bunun da ilk başlangıçtaki ilmeği alıyorum. Uzatıyorum. 1 2 3 ve 4 Model tepesindeki ilmeğimi de alıyorum. 5'e tamamlıyorum. Sıradaki zincirimize geçiyoruz. İlk başlangıçtan başlıyoruz. İlk ilmekten bakın. 1 2 3 ve 4 Model tepesindekini de alıyorum. 5 Sıradaki zincirli bölümüme geçiyorum. İlk ilmekten başlıyorum. 2 3 ve 4 Model tepesine 5
Son bölümdeki ilk zincirimden başlıyorum. 2 oldu. Buradaki ilmeğimi alıyorum. 3 ve sondaki ilmeğimi alıyorum. 4. İkisini çıkarıyorum. Bir düğümle sabitledikten sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi sırada 5 tane ilmeğimizi alıp hepsini tek seferde çıkarıyorum. Bir düğümle sabitliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Sıradaki 5 ilmeğimi tek seferde çıkarıyorum. Bir düğümle sabitledikten sonra 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir. Sıradaki 5 ilmeği alacağım şimdi. Tek seferde alıp çıkarıyorum. Bir düğümle sabitleyip 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir. Son 5 ilmeğimi alıp çıkarıyorum. Bir düğümle sabitliyorum. 1, 2 ve 3 zincir. İlk ilmeğimi çıkarıyorum. Daha sonra da üzerine alıp kalan 2 ilmeği çıkarıyorum. Modelimiz bu aşamalarla devam ediyor. Çok zarif, çok şık ve yapımı da gayet zevkli bir model arkadaşlar. Ben bunu birazcık büyüteceğim. Büyümüş, ilerlemiş halini de sizlerle paylaşacağım. Evet, modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde. Bakın arkadaşlar, gerçekten çok şık bir model. Dediğim gibi yapımı da çok çok kolay ve çok eğlenceli. Zevkle yapacağınızı tahmin ediyorum. Umarım beğenir, sizler de benimle birlikte denersiniz. Bu modelden çok güzel yumuşacık bebe battaniyesi olur. Yelek, kazak, hırka yapabilirsiniz. Çanta yapabilirsiniz. Dilediğiniz her yerde de kullanabileceğiniz çok amaçlı bir model. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşünceye kadar şimdilik sağlıcakla kalın, hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.